Balık burcunda gerçekleşen dolunayın etkisi ödemeler alanınızı tetikliyor. Sağlıkla ilgili sorunlarla haftaya açılış yapıyoruz. Hayatınızda yarım kalan işlerinizi bitirmeniz için fırsat sağlıyor. Eski projelere, yarım kalmış işlerinize odaklanmanızı söylüyor. Keza aşk hayatınızda var olan ne varsa ortaya çıkıyor ve sürprizleri size yaşatacak. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, balık burcunda gerçekleşen dolunayın etkisi ödemeler alanınızı tetikliyor. Harcamalar, vergiler, krediler, ödemeler bu dönem gözünüzde biraz böyle fazla büyüyebilir. Ancak Başak Burcu'ndaki Venüs imdadınıza yetişecek ve finansal ek gelir kazançlarıyla bunları dengeleyebileceksiniz. Merkür'ün Terazi Burcu'ndaki retro hali netleşmenize, daha çok network'ünüzle ilgilenmenize, zihinsel olarak eskide ve geçmişteki takıldığınız konuları artık tamamlayıp ileriye geçmeniz için size fırsat tanıyacaktır. Bu haftanın akışına bakarsak, sağlıkla ilgili problemler ve sorunlarla haftaya açılış yapıyorsunuz. Bu bağlamda sağlığınıza özen gösterin. Mide sorunları, COVID ile ilgili bir takım problemler yaşanabilir. Salı gününden itibaren hafta ortasına doğru biraz daha iyileşmeye başlayacaksınız. Enerjiniz yükselecek ve hafta ortasında çalışma ortamınızdaki sürpriz gelişmeler, ortaklarınızdan elde edeceğiniz gelirlerle ilgili, giderlerle ilgili konular gündeminizde olacak. Elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir? Belki geçen ayı bir istişare edeceksiniz. Ve sonunda, hafta sonunda daha rahat bir nefes alma zamanınız. Belki deniz kenarına gidiyorsunuz sevdiklerinizle ve enerjinizi toplayacaksınız. Olumlu zamanlar, kendinizi hafta sonu daha iyi toparlıyorsunuz. Bu hafta sizin için biraz zor geçeceğinden, sevgili aslanlar, size tavsiyem, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Temiz hava, bol gıda diyorum. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, yönetici gezegeninizin bu hafta retro seyrine başlaması, hayatınızda yarım kalan işlerinizi bitirmeniz için fırsat sağlıyor. Bu bağlamda bakarsak, ekonomik anlamda yeni bir düzene geçmenizi söyleyen bir gökyüzü var size. Aynı zamanda Venüs'ün kendi burcunuzdaki seyri size eski ve yeni fırsatları bir pakette sunuyor. Bu bağlamda ayın sonuna kadar kaçırmış olduğunuz eski aşk, eski fırsatlar ayağınıza gelecek ve sonrasında yine aynı şekilde yeniler hayatınıza girmeye başlayacak. Evet, balık burcundaki dolunayın etkisi uzun ilişkilerinizdeki var olan problemleri açığa çıkartıyor ve çözüm odaklı olduğunuzda bunları rahatlıkla çözüp mutlu sona erişeceksiniz. Haftanın akışına bakarsak, haftaya ikili ilişkiler varsa çocuklarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Eğitim, yeni bir dönem, yeni bir sezona başlayabilirler. Onlara destek vereceksiniz. Hafta ortasında gündelik yaşamı aksatacak sağlık problemleri, bir takım gecikmeler deneyimleyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilerinizde var olan, bugüne kadar örtbas ettiğiniz sorunlar açığa çıkacaktır ve çözüme odaklandığınızda mutlu son sizin lehinize sonuçlanacak. Evet, baktığımızda güzel bir hafta ve güzel bir dönem sizin için başlıyor. Hafta sonu ise kendinize vakit ayıracağınız, maddi ve manevi olarak biraz daha içe dönerek tefekkür zamanı, enerjinizi yükseltin diyorum. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, bu hafta yönetici gezegeninizin Başak Burcu'ndaki seyri enerjinizi yükseltecek. Zihnen kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özellikle Balık Burcu'nda ortaya çıkacak sağlık sorunları ile birlikte aile bireyleriyle ilgili bir takım sağlık problemleri gündemde olabilir. Merkür'ün kendi burcunuzdaki retro seyri
eski projelere, yarım kalmış işlerinize odaklanmanızı söylüyor. Özellikle hayatınızda neleri böyle tamamlayamıyorsunuz, yarım yamalak yapıyorsunuz. Gökyüzü diyor ki artık burada doğru bir şekilde olayları irdele ve yarım kalan bir şeyleri bırakma diyor. Haftanın akışına bakarsak aileyle başlayacağız. Aile konusu, gayrimenkul, miras konuları, sonrasında ikili ilişkilerinizdeki sorunlara ağırlık verebilirsiniz. Burada dolunayın etkisi yaşanacaktır. Fakat sağlıkla birlikte bu problemlerin ortaya çıkması dolayısıyla sizi biraz daha demotive edebilir. Hafta sonu ise artık enerjinizi yükseltme zamanı. Siz bir Venüsyen bir burç olduğunuzda sevdiklerinizle hoşça vakit geçirdiğinizde enerjiniz yükselecek. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, balık dolunayını deneyimleyeceğiniz bir haftanın içerisindesiniz. Keza aşk hayatınızda var olan ne varsa ortaya çıkıyor ve sürprizleri size yaşatacak. Terazi burcundaki Merkür'ün retro seyri ikili ilişkilerinizde bilinçaltınızdaki gölgelerinizle yüzleşme fırsatını veriyor. Çözüm odaklı olun ve iletişimde nerede aksaklık, hatalar varsa bunları hayatınızla ilgili hepsini masaya yatırın ve yarım kalan konuları tamamlayın. Bu dönem derin bir dönem. Venüs'ün Başak seyri oldukça kuvvetli. Hayallerinizde gerçekleşebileceği, grup çalışmalarında daha ön plana çıkacağınız ve sosyal çevrenizde yıldızınızın parladığı bir süreç. Eğer kalbiniz boşsa yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Evet, haftanın akışına bakarsak. Pazartesi, Salı, network'e ağırlık veriyorsunuz. İletişim, sosyal çevre, kardeşlerinizle bir arada olmak enerjinizi yükseltecek. Hafta ortası hem iş hem ev arasında mekik dokuyacaksınız ve daha sonrasında aile büyüklerinize sağlık sorunları nüksedebilir. Hafta sonuna doğru aşklı, keyifli zamanlar yaşayacaksınız. Sevineceğiniz bir sürecin içerisine giriş yapıyorsunuz. Hafta sonunda sosyalleşeceğiniz ortamlarda kalbiniz boşsa yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Evli olanlar, çocuk sahibi olmak isteyenler güzel haberleri alabilirler. Pazar günü dinlenme, kendinize vakit ayırma zamanı, tamamen haftanın yorgunluğunu atacağınız meditasyon ve zikir çalışmaları, dualar size kendinizi iyi hissettirecek.